Merhaba, ben bir Şonay. Bu videoda 2021 yılındaki uygulanacak asgari ücretleri inceleyeceğiz. Öncelikle normal asgari ücretle ilgili bordro verilerini inceleyeceğiz. Sonrasında kapıcılarla ilgili asgari ücretle ilgili bilgileri inceleyeceğiz. AGİ'leri bir gözden geçireceğiz. Ücret vergi dilimlerini gözden geçireceğiz. Gerekli olan ya da olabilecek diğer verileri gözden geçireceğiz. En sonunda da bir kapıcılarla ilgili bordro örneği yaparak işlemlerimizi tamamlamış olacağız. Bordro örneğinde mesela 15 güne çektiğinizde otomatik olarak hesaplayan bir tablomuz var. Bunu da verileriyle beraber sizlere göstereceğim. Hızlıca bordronuzu yapabileceksiniz. Kapıcılarla ilgili özellikle talep edildiği için bunu hazırladım. Introdan sonra hızlıca başlayalım. Öncelikle 2021 yılı standart asgari ücret ve bundan yapılan kesintileri ve net işverene maliyetini inceleyecek olursak brüt olarak açıklanmış olan asgari ücret 3577 lira 50 kuruş. Bu ücret içerisinden işçi kesintisi olarak sigorta payı %14 olarak 500 lira 85 kuruş kesiliyor. Sonrasında %1 olarak sigortalı işsizlik ile ilgili işçi payı kesiliyor 35 lira 78 kuruş. Bu kesintiler yapıldıktan sonra bu iki kesintiden yapıldıktan sonra 3040 lira 88 kuruş gelir vergisi matrahı olarak oluyor. Birinci dilimdeki vergi matrahındaki yani %15'lik dilimde olan bu vergi matrahından %15'lik kesinti yapılıyor 456 lira 13 kuruş. Vergi dilimlerini burada yeri gelmişken inceleyecek olursak 24 bin liraya kadar %15 24 bin lirası için 3600 lira yani 53 bin liraya kadar da %20 uygulanacak. 190 bin liraya kadar %27 650 bin liraya kadar %35 sonrasında 650 bin liranın üzerinde de %40 olarak uygulanacağını basit bir şekilde söyleyebilirim. İlk aylarda brüt ücret alanlarda %15 olarak başlıyor bu kesinti ve %15 olarak kesinti 456 lira 13 olarak 456 lira 13 kuruş olarak yapılıyor. Sonrasında damga vergisi kesiliyor. Binde 7,59. Şurada diğer veriler kısmında vereceğimiz bilgi. Ücretlilerde damga vergisi binde 7,59 olarak uygulanıyor. Asgari ücrete dönecek olursak toplam kesinti yani sosyal güvenlik kesintileri artı damga vergisi ve gelir vergisi kesintisi yani şu 4 kesintinin toplamı 1019 lira 91 kuruş olarak uygulanıyor. Tabii vergi adaletini işte geçimdeki adaleti sağlamak açısından askeri geçim indirimi uygulanıyor. Yani askeri geçim indirimi ilave olarak veriliyor. Burada askeri geçim indirimi bekar ve çocuksuz birisi için uygulanmış. 268 lira 31 kuruş yani en düşük asgari ücret 2825 lira 90 kuruş olarak olmuş oluyor. Asgari geçim indirimi tablosunu inceleyecek olursak bekar bir kişi 268 lira 31 kuruş alıyor. Evli ve eşi çalışmayan kişi 321 lira 98 kuruş alıyor. Evli eşi çalışmayan bir çocuklu kişi 362 lira 22 kuruş asgari geçim indirimi almış oluyor. Bu şekilde tablomuz ilerliyor. Evli eşi çalışan yine 268.31, evli eşi çalışan bir çocuklu 308 lira 56 kuruş. Bununla ilgili bir bordro tablomda ayrıntılı açıklamalarım vardı. Orada nasıl hesaplandığını inceleyebilirsiniz. Ama temel manada brüt asgari ücretin üzerinden hesaplanarak uygulanıyor. Bekar olmaya, evli olmaya, çocuk sayısına göre değişen bir rakam. Minimalde en minimum rakamda da 2825 lira 90 kuruş asgari ücret AGİ ile beraber uygulanıyor. Yani burada hesabımızı yapacak olursak 2825,90 eksi 268,31 şurada bir formül atalım artı diyelim. Şöyle sola alayım hemen. 2557,59 lira artı AGİ şeklinde maaşımızı hesaplayabiliriz. Asgari ücretten gelecek olan maaşımızı hesaplayabiliriz. İşverene maliyet kısmına geldiğimiz zaman bir işveren asgari ücret 3557 lira 50 kuruş yani işçi kesintilerinden hariç olan kısmını
yapıyor. Sonrasında kendisi de işveren olarak %15,5 indirimli, tabii bu rakam burada %5 indirim aldığı düşünülerek hesaplanmıştır. %5 indirim almıyorsa bir %5, yani %20,5 uygulaması gerekir. İndirimli olarak genelde uygulanıyor. 554,51 lira işveren sosyal güvenlik kesintisi uyguluyor işveren adına. İşveren adına %2 işsizlik fonu uygulanıyor. 71,55 lira. Toplamda da işverene bir asgari ücretlinin maliyeti 4.203,56 lira olarak uygulanmış oluyor. Standart normal bir asgari ücrette uygulamasında bu şekilde hesaplanıyor. 2021 yılı için verilerimiz bunlar. Kapıcılarda nasıl oluyor? Kapıcılardaki fark nedir? Gelir vergisi kanununa göre gelir vergisi ve damga vergisinden kapıcılar muaf tutuluyor. Orada tek fark, gelir vergisi kesintisi yapılmıyor. Bu gelir vergisi kesintisini uygulamadığımız için kapıcı net asgari ücret olarak 3.040,87 lira alıyor. Asgari geçim indirimi de almıyor. Yani kapıcılarda gelir vergisi ve asgari geçim indirimi uygulanmıyor. Bordro tarafında zaten ayrıntılı inceleyeceğimiz için bu tarafına fazlaca üzerinde durmayacağım, ama şöyle temelde yine %14 ve %1 işçi kesintileri var. Toplam kesinti uygulanıyor. 3.040,87 lira net asgari ücret ödeniyor. İşverene maliyeti yine aynı şekilde 4.203,56 lira. Tabii bu %15,5 vergi diliminde olduğu durumlarda. AGİ tablosundan yine bahsetmiştik. Burada bekar veya evli olmaya göre, eşin çalışması veya çocuk sayısına göre değişiyor. Tabii 5 çocuğa kadar artan oran var. 5 çocuktan sonra yine aynı şekilde 456,13 lira olarak devam ediyor. AGİ gelir vergisindeki adaleti sağlamak için asgari ücretten kesilen gelir vergisinin bir kısmını size geri ödemek şeklinde. Önceden fiş toplaması yapılıyordu. Burada da en minimalde de artık fiş toplanmıyor. Bu ücret direkt asgari ücretin içinde geri ödeniyor. Sabit olarak ödenmiş oluyor. Ücret vergisi dilimleri kısmına geleceğimiz zaman en çok kafa karıştıran kısımlardan biri de bu. Herkes asgari ücreti almıyor ya da asgari ücretin belli bir dönem sonra düşmesi söz konusu oluyor ve çıkarılan kanunlarla güncelleniyor. Diyor ki asgari ücretin altına düşmeyecek. Biz AGİ'yi ilave ederek tamamlayacağız diyorlar. Ama asgari ücret brüt mesela 4000 lira alan birisi vergi dilimlerine giriyor kısa zamanda ya da ne oluyor? 24.000 şöyle bir ücret vergisi dilimlerine geldiğimiz zaman 24.000 lira. Yani 4.000 lira brüt ücret alan birisi 6. ayda vergi dilimine girmiş oluyor. Yani %15'ten çıkmış oluyor. 7. ayda %20'lik vergi dilimine girmiş olacak. Burada ne olacak? Brüt ücret üzerinden aldığında maaşı %20 gelir vergisi hesaplandığı için düşmüş olacak. 24.000 liraya kadar 3.600 lira gelir vergisi uygulanacak. Sonrasında 24.000 liranın üzerinde kalan kısım, örneğin 7. ayda siz 5.000 liradan hesaplayın, 35.000 liralık bir vergi, şöyle yazayım, 35.000 liralık bir vergi dilimine girmiş oldunuz. Bunun 24.000 lirası için 3.600 lira sizden kesinti yapıldı. Yani %15 olarak kesinti yapıldı. Kalan kısım için diyor ki 11.000 lira. Bunun için de %20 uygulanıyor. Bu çarpı 20 bölü 100 diyelim. 2.200 lira da böyle kesilecek. 3.600 artı 2.200, 5.800 lira. Yani 35.000 liradan 5.800 lira kesinti olmuş olacak. Tabii bu da o ayki ücretinize biraz daha fazla gelir vergisi kesintisi ve şuradaki indirim olarak yansımış olacak. Maaşla çalışanlarda gelir vergisi haneniz 456'dan bir tık daha yukarıya çıkacak. Daha fazla olursa %27'ye gireceksiniz. Bu sefer daha fazla gelir vergisi kesintisi olacak. Bir tık daha yukarı çıkıyorsanız %35'e çıkacak ve bu şekilde ilerlemiş olacak ve gelir vergisi kesintileriyle maaşınız biraz daha azalmış olacak. Net alacağınız maaşınız azalmış olacak. Bu şekilde bir hesaplamamız var. Şöyle geçecek olursak, kıdem tazminatının tavanı açıklandı. 7.638,96.
Vergiden müstesna yemek bedeli olarak 25 lira açıklandı. Ücretlerde 7000'de 7,59 damga vergisi kesintisi açıklandı. Engellilik indirimi olarak birinci derece engellilikte 1500 lira, ikinci derece engellilikte 860 lira, üçüncü derece indirimde 380 lira olarak engellilik indirimi açıklandı. SGK günlük taban ücreti, bir günlük brüt taban ücret 119 lira 25 kuruş. SGK tavan olarak 894 lira 38 kuruş. Prim esas kazançlarda bu uygulanıyor. Aylıkta da 3.577 lira 50 kuruş. Aylık tavan olarak da tavan ücrette de 26.831,40 prim esas kazanç olarak açıklandı. Yemek istisnası çocuk yardımının ve aile yardımının aylık olarak istisna tutarı olarak da yemek parasında günlük 7.16, çocuk yardımında 71,55 aylık olarak, aile yardımında da 357 lira 75 kuruş aylıkta açıklandı. Bu veriler bordrolarda birbiriyle bağlantılı olan veriler. Ücreti, asgari ücreti, kapıcılardaki asgari ücreti incelerken bunları yapmış olduk. Bana en çok soru olarak gelen, genelde profesyonel destek almadan yönetimlerin kendi yapmaya çalıştığı ücret bordrosu kısmı. Bir tane çalışan oluyor, yani görevli olarak çalıştırıyorlar. Kapıcı, genel adıyla kapıcı olarak ifade edilen görevliler, yardımcı personeller vesaire. Bunlarla ilgili bordro örnekleri çok geliyor. Bunların muhtasar beyanname bildirim kısmı ile ilgili de sorular geliyordu. Onunla ilgili videomu da çoğu arkadaş izlemiştir. Oradan yine destek alabilirsiniz. Şimdi 2021 yılı Ocak ayı ile ilgili ben bir örnek bordro hazırladım. Burada boş bir bordro. Bu tabii bütün buradaki Excel tablosunu, bu dataları açıklama kısmına indirebileceğiniz bir linkle göndereceğim. Gönderdiğim tabloda şu an üst tarafta görürseniz formüller var. Bu formüllerle gün sayısını girdiğinizde, örneğin 15 gün yaptığınızda bazı yerlerde kısmi süreli çalışmalar oluyor. Günlerini indiriyor. Tabi formüller indirmede bozulabilir. Bunları ona göre sizin ayarlamanız gerekecektir. Burada yaptığımız gün sayısını getirmek açıklamalarıyla yine yapacağım ben size. Standart hizmet erbabı ücret bordrosu olarak iş yerinin ünvanı, adresi, sigorta numarası. Bunu indiren, kullanmak isteyen arkadaşlar bunları kendi verilerini dolduracaklar. Vergi dairesi ve vergi numarası muhtasar beyanname ile beraber alındı. Ait olduğu dönem, yani Ocak ayı, Şubat ayı, Mart ayı, Nisan şeklinde değiştirerek her ay ilerleyecek. Birden fazla personel olabilme durumuna karşı 5 kişilik bir bordro açıklığı yaptım. Sayfamızı da sığıyor. Şu an yazdırdığımızda sayfamızı rahat bir şekilde, sığar şekilde ayarlamış oldum. Tabii bunlar değişebilir. Sizlerin ayarlama yapması gerekebilir. Burada personelin adı, soyadı, TC kimlik numarası, ay içinde işe girdiyse işe giriş tarihi, ay içinde işten çıktıysa çıkış tarihi şeklinde olması gerekiyor. Bu tabii az kullanılan bir kısım. Genelde bizim uygulayacağımız kısım burası. Bu kısım sabit olarak standart ücretlerimiz, biraz önce bahsettiğimiz aylık 2021 yılı için brüt asgari ücret 3.577 lira 50 kuruş, günlükte de 119 lira 25 kuruş olarak uygulanıyor. 30 günlük çalıştığını farz ettiğimiz bir personelimiz için normal gün sayısı 30 gün. Ücretli izin varsa, burada mesela örnek veriyorum, 15 gün çalışıyor, işte 5 günde ücretli izinde şeklinde çalışıyorsa bunları buraya yazmanız gerekiyor. Bunun da tabii şöyle 5 çarpı günlük ücret şeklinde yapmamız gerekiyor. Toplam ödemeyi de toplam gün sayısıyla çarpacak. Bu kısmı da düzeltmiş oldum. Şöyle bir kaydedeyim. Burası 0 olduğunu farz edelim. 15'i düşüyor. Ya burası 30 gündür. Genelde burası 30 gün çalışanlarda 30 gün ya da kısmi süreli 15 gün anlaşmışsınızdır. Ayda 15 gün gelip hizmet veriyordur size. 15 gün olabilir. Siz değiştirdikçe burası değişen rakamlar şeklinde oluyor. Gün sayısını girdiğimizde o ayki çalıştığı gün sayısını girdik. 30 gün. Ücretli izin varsa ücretli izne gireceğiz. İşte 20 güne 10 gün ya da 10 güne 5 gün şeklinde. 30 günlük ücreti girdiğimizde buraya prim esas ödeme gün sayısını otomatik olarak formülle buraya getiriyor. Toplam ödeme sayısını da günlük ücret, yani günlük brüt ücret çarpı
gün sayısıyla çarparak buraya size hesap ediyor. İçinden SGK kesintilerini yapıyor. %1 işsizlik primini, sonra SGK işçi hissesini, %14'lük işçi hissesini kesiyor. Tabii şuradaki datalarla karşılaştıralım. Şimdi bir 30 günlük ücret 3.577,50 TL. Evet. SGK %14 500.85. Pardon, şöyle geçeceğiz. 500.85, tamam. Sonra 35.78 %1'lik kesinti. 35.78 %1'lik işsizlik primi. Toplam kesinti 536,63 TL. 536,63 TL olarak kesintimizi yapmış oldu. Net asgari ücreti 3.040,87 TL. 3.040,87-88'e yuvarlamış. 87-88 çok önemli değil, bir kuruş. Bu şekilde işlemlerimizi tamamlamış oluyoruz. Verileri özellikle burada günlüğü bırakmak için olmam sebebim, çok fazla bununla ilgili de soru geldi. İşte 15 gün olursa ne kadar ödeyeceğiz, 10 gün olursa nasıl ödeyeceğiz şeklindeydi. Birden fazla personel varsa onlar da buraya doldurularak eklenerek, yani kopyala yapıştır şeklinde, şöyle kopyala ve yapıştır şeklinde ilave edilerek gelebilir. Toplamlarını yine alıyor. Mesela 2 tane personel 30 gün 30 gün şeklinde eklendiğinde buraya getirmiş olacak. Fazlaca personel olanlar varsa bunlar da yapabilirler. Tabi bu tarzdaki işlerde işlem sayısı arttıkça mümkün olduğunca destek almaya çalışın. Profesyonel destek alın. Çünkü bildirimler, gün süreleri vesaire önemlidir. Takibi düzenli yapılması gerekir. Sonrasında SGK'nın veya işte vergi dairesinin cezaları ağır olabilir. Yine uyarmış olayım. Tabii kendiniz yürütebildiğiniz kadar yürütmeye bakın. Kapıcılarla, yani özel işlerde söylüyorum, özellikle minimal işlerde, basit işlerde. Ama daha profesyonel destek almanız gereken noktalarda mutlaka profesyonel destek alın. Dediğim gibi açıklama kısmında bütün bu tabloları paylaşacağım. Bütün veriler size geçmiş olacak. Bu şekilde çalışmalarınızda bunları kullanabilirsiniz. Bu video ile anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorumlarda yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.